Herkese merhaba kardeşlerim. Benim güzel kankalarım. Yorum şimdi bu hafta biraz moralimiz bozuldu ya. Motorla uğraşıyoruz. Ama sağ olsun kardeşlerimle hafta sonumu güzel geçirdim. Sabah erken kalktım evden. Şu anda o manzarayı görüyorsunuz belki. Böyle bizim Toki'nin altında o Uludağ manzarası mükemmel ya. Yani gerçekten mükemmel. Şu anda izliyorsunuz zaten ya. Kışın ayrı bir güzel, yazın ayrı bir güzel. Neyse canım çok sıkkındı. İşte neden sıkkınsa onu da söyleyeyim. Hem kendi motorumda ufak arıza çıkmıştı, o yapılıyor. Hem de kuzenime bir motor aldık arkadaşına. O motor çalındı. Onunla uğraştık. Bulduk geri ama. Devletimizden Allah razı olsun. Gerçekten. Neyse o motoru bulduk. Dedik diğer motor da çalınmasın. O motoru da dedik. Biz iki tane motor vardı kuzenimde. Diğer motoru da dedik dükkana götürelim. Kamera sisteminin altında kalsın. Abi o motor da yolda giderken sanırım motoru yedi ya. Yani her şey, tüm aksilikler bazen üst üste gelebiliyor. İşte diyorum ya, moralim bozuktu. İşte benim güzel kardeşlerim dedi ki kafanı takma, gel. Kalktık gittik, işte güzel bir deniz yaptık hafta sonu. Motorları çıktık, biraz gazladık. İyi bir tur yaptık yani. Sonra dün de bizim Ali Başkan geldi. Ali Başkan demesin mi? Hadi kalk Ankara'ya gidek. Dedim kalk Ankara'ya da gidek be. Şimdi Ankara'dayız arkadaşlar. Hani diyorlar ya la bebe. La kelimesini çok kullanıyorlar. Ama en çok dikkatimi çeken Ankara'da. Abi şu eski kasa BMW ve Şahin'i düzüyorlar ya adamlar. Yani şu anda birazdan size gösterebilir miyim bilmiyorum ama. Sağ tarafında gençler var. Mesela Şahin'i adam şöyle ileride görüyor musunuz? Nasıl düzmüş? Yani lastikler acayip. Araba acayip duruyor. Aynalar sanki BMW aynası gibi şöyle kapanıyor. Değişik bir memleket. Şimdi gezeceğiz başkentimizi biraz. Burada da bizim motorcu kardeşlerimiz var. Onları da göreceğiz. TCMK ailemizden. Motorcu motorcunun dostudur, kardeşidir. Yani biraz kötü bir hafta geçti ama moraller gene güzel. Şimdi bir işimiz var, onu halledeceğiz. Ali Reis çıkacak, Ali Başkan. Sonra ne yapacağımızı o zaman karar vereceğiz. Bir çıksın bakalım. Şimdi bizim Ali Reis, Ali Başkan çıktı. Yola. Mola da vermez, mola. Bir dakika şu mikrofonu da vereyim. Ali abi hepiniz. En yakından tanıyorsunuz. Ana şöyle. Tülü. Evet. Çok abi, güzel pompon. Şimdi biz nereye gidiyoruz? Şimdi biz terzi aramaya gidiyoruz. Yeleğimizdeki yamayı değiştirttireceğiz. Şu anda sen bana sinirlenmiş olmuş olabilirsin. Yok, ben aç olunca sinirli oluyorum. Çok agresif oluyorum aç olunca. Emniyet kemerini hala bilerek takmıyorum sinirlenirsin diye. Hayır, işin tezat tarafı, ben de takmamışım. Lütfen mikrofonu tutar mısın? Öncelik sürüş güvenliği. Ben sinirlensin diye emniyet kemerini bilerek takmadım ki araba dıt 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 ötsün diye. Ama unutmuştu, bizi hatırlattık. Şu anda güzel bir terziye gideceğiz. Ama şimdi şoförü şey yapma. Yani ben şoförü, mikrofon tutuyorum. Tamam, öyle olur. Güzelce bir terziye gideceğiz. Ondan sonra yemek yiyeceğiz. Sonra kardeşlerimizin yanına gidelim. Hüseyin'ciğim emniyet kemerini takar mısın? Takayım mı? Ben bir emniyet kemerini takayım. Böyle basarım böyle. Tamam. Olursun. Emniyet kemerini takayım kardeşlerim. Sonra Ankara'nın güzel yemeklerinden tadacağız. Öne doğru yaslan. Öne doğru yaslan biraz. Hayır, ben emniyet kemerini direkt yapmak istiyorum abi. Dur, kandırmaca yapacağız şimdi. Abi neden? Hüseyin şey yapmıyorum. Yanlış anlaşılmasın burada. Ay. Burada bir tane motorcu Kolaçan abimiz var. Buradan ona selam söylesin. Selam söylüyorum şey, Mevlüt sustu. Abi. Sustu. Evet, sustu. Mevlüt abi, sana selam gönderiyorum. Bak. Aleykümselam. Sen Türkiye'nin gelmiş geçmiş bence en güzel, en tatlı motorcususun. Bir de şöyle konuşması nasıl biliyor musun? Ne diyor la bu diyor. Mesela önden biri gidiyor ya. La bu manyak mı la diyor. La'yı bir senden öğrendik, bir de Behzat Ç'den öğrendik be. Adamlar Şahin nasıl yapmıştı Beskör ya. Şahin parası kadar. Şahin'den
modifiye yap. Car. Best car. Girl olunca kız oluyor. Şahin kız olmaz. Ali abimin arabasını ilerleyen zamanlarda karavan yapacağız. Rafık. Benim numaramı sil abi. Ben... Selam, benim numaramı. Gel de ben oradan arkadaş. Bir de ben çok İstanbul Türkçesi konuşmaya çalıştım bugüne kadar sizlerle kardeşlerim. Ama benim beceremedim. Dilime yakışmadı. Ben kendi dilime dönüyorum. Kilis ve Antep. Ortaya karışık abi. Hey ya. Ben böyle söyleyeyim Rafık. Tamam, bir tane Mehmet var ya, aynı 12 gibi. Lan Mehmet sil numaramı diyor lan. Lan diyor. Lan tır şöyle olur. Lan gezen, lan giden. Beni heves ettirdin. Oradan bir hemen şey atıyorum, şu anda izlesinler. Mehmet, hacı benim numaramı sil kardeşim. Bir daha beni arama Rafık. Bizi heves ettirdin oğlum, bu işe başlattın dün mü? Rafık şehir olur, Rafık beyl olur. Rafık ne güzel yol gidin, tek başınasın, kahveni için, şarkını açın. Kanımıza girdin dün mü? Rafık şurada şöyle yemek yiyin, şurada şunu den, şurada bunu den. Antalya, şura buraya yük götürdün, kimi tatilin beleşe getirin. Uyku yiyor muyum ben, uyku? Uyku! 16 saatte 2 saat uykuyla yol gidiyorum hele şu gözlerime. Tüh senin suratına dümdük. Nasıl sallıyorsun? Sen ehemel al etmeyiz. Bu şekilde abi. Çatal solu. Az önce... Çatal diyor, sol diyor. Şöyle yolu da gösterelim ya. Az önce çatal solu, matal solu dedi, bizi yanlış yola soğaptırdı. Bir saat döndük döndük durduk yani. Firmada bizi arıyor, nerede kaldınız? Aynen, firmada bizi arıyor, nerede kaldınız? Ay ay. Bilmiyorlar ki Rafık bize yola tarif edemedi. He. Neyse Rafık. Gençler, izlemeye devam edin siz. Bizi takip edin. Evet, bizi de takip edin. Beğenmeyin. Ne yapacağımız belli değil. Gene biz beraberiz. Bir aradayız. Ne yapacağız? Gerçi onu da bilmiyoruz. Benim şanssızlığım, onun şansı. Ama bugün şanslı günümdeyim. Çünkü... Yükleme yapacağız. Hesapta yoktu. Ekstra bir iş çıktı. Normalde canımız sıkkındı. Her şey üstüydü. Az önce de anlattık ya, motor çalındı, o oldu, bu oldu, bulundu ama. Ya Almanya yükleyeceğiz ya da Romanya yükleyeceğiz. Aynen, ya Almanya ya Romanya. Abi ne yükleyeceğimizi bilmiyoruz ama. Biz şeyiz, taşıyıcıyız biz. Aynen. Mal detayıyla ilgilenmiyoruz. Transporteruz biz. Taşıyıcıya öyle diyorlar değil mi abi? Transporter, evet. Transporter de aktarıcı oluyordu galiba. Her neyse, biz ister aktarıcı deyin bize. Firmamızın adı da Trans zaten. Ulan millet beni yeni gidiyor, yeni izleyenler beni de taşıyıcı zannediyor. Kardeşim ben doğalgazcıyım. Bu adam taşıyıcı. Bak hacı, ne ettin sen hacı, kafan ne dalgın senin? Hastane mi burası? Hastane galiba ya. Dayı dalmış, dayının üstüne. Dayımın ne derdi vardı bilmiyorum ama kardeşlerim. Yani kafa dalgın, biz durmasak adam bize vuracak be. Kardeşlerim, şimdi biz Ankara'da kardeşlerimizin yanına gittik, TCMK'da, grubumuzun yanına. Ya bu ne kadar gurur verici bir şey ya. Yani görüyorsunuz, belki şu anda resimleri görüyorsunuz. Düşünsenize, hatta bak, şu yeleğin anlamı var ya, ne deseniz değer ya. Bak bu yelek, bilen bilir zaten ama şöyle bir şey diyeyim. Ya ne kadar gurur verici bir şey. Mesela bir ile gidiyorsun. Tamam mı? Tabii keşke mümkün olsaydı, biz burada iş için geldik. Arabayla geldik. Motorlarla gidiyoruz genellikle. Ama şu ne kadar gurur verici bir şey. Bir yere gidiyorsun. Orada senin kardeşlerin var. Daha önce belki de o adamla hiç karşılaşmadın. Hiçbir yerde ortak noktan yok. Ama o yelekli kardeşi mesela. Müsait misiniz? Evet. Adamlar sizi canı gönülden karşılıyor. Yani sohbet güzeldi, muhabbet güzeldi, her şey güzeldi. İçeriden video çekemedim. Kulüp evini de görüyorsunuz zaten. Şu kulüp evi de mükemmeldi. 3 katlı, çok güzel bir yerde. Yani Ankara mükemmeldi ya. Ben çok sevdim. Benim için zaten kulüp evine uğradık.
dostlarımızı, kardeşlerimizi gördük. Tamamdır. Ali abi, Ali Başkan, evet. Sen ne düşünüyorsun? Ne konuda? O konuda mı? Evet. Geldik, gezdik, gördük, tanıştık, eğlendik. Yani çok da söyleyecek bir şey yok. Bizim durumumuz bu. Geziyoruz. Gezmeyi seviyoruz. Motorcuyuz. Motoru seviyoruz. Her türlü kilometre yapıyoruz. Bu Ali, kadar. Ali Başkanım, her zamanki gibi yine sohbet, bu konuyu çok iyi biliyorsunuz. Kaç videodur? Para vardı, yedim göbeği. Evet. Param vardı, yedim. Para vardı diye. Evet, param vardı, yedim göbeği. Göbeğini gene görüyorsunuz. Para başkasında vardı da biz yemiştik. Anlaşılmasın. Yani kendi paramız vardı, kendi paramızı yedik. Şimdi daha güzel bir şey söylemek istiyorum. Biz yola çıkıyoruz. Ali abi şehrin dışına çıkana kadar arabayı sürecek. Çünkü araba büyük araba. Benim de şansım çok kuvvetli, biliyorsunuz. Yani o kadar kuvvetli ki anlatamam. Yolda inşallah güzel yerler olur. Güzel şeyler yaparsak sizler onları da çekeriz. Ama şu var. Ses hoparlörde Ahmet arıyor. Buyurun. Neyse, inşallah güzel yerler çıkar karşımıza, size onları da çekeriz. Tamam. Biz de kendinize çok iyi bakın. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sohbet vlogları, efendime söylediğim motor vlogları, her şey oluyor. Eğleniyoruz. Takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Yorumlar kısmına da düşüncelerinizi yazarsanız hepsini tek tek okuyup tek tek cevap veriyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.